Zülmeten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. 2024 yılının 3. günündeyiz. Günlerden çarşamba. Gününüz hayırlı olsun inşallah. Bu ilk 3 günde Türkiye'de kötü şeyler olmadı. Umarım yıl boyunca da kötü şeyler duymayız. Güzel şeyler olur ülkemiz için, dünya için, İslam için, Müslümanlık için arkadaşlar. Hasta yatağında şifa bekleyen arkadaşlarım, hepinize Rabbim şifa nasip eylesin. Borcu harcı olan arkadaşlarımıza da Rabbim bir an evvel o borçlarını ödeme kolaylığı nasip etsin. Başlayalım, bir pazarlık var sanki. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bir de benim pazarlık mı var? Bir dakika kaldı. Bitmedi mi? Bir dakika kaldı. Ne kadar lazım? El gibi görmüyorum. Dayı 57 kağıt mı alır? Biz el gevez gibi görmüyoruz. Gevez olma lan. Müslüm dayım 60-61 verirdi. Ben de diyorum servete vicdanına yardım etsin. 57'ye saydı. Biraz sesli konuşalım ya. He? Sesli konuşalım. Sesli mi konuşak? Şimdi burası Adana'nın Ceyhan pazarı. Müslüm dayı. Lütfen. Ne satıyorduk Müslüm abi, gel. Oldu iş oldu. İş oldu ya. Ne yapıyor Müslüm abi? Vallahi iyiyim baba, neyi sağ ol. Neyi satmaya çalışıyoruz? Vallahi şu düveyi satıyorum. Orada bir düvemiz var. Ceyhan'ımızın gururlu, değerli esnaflarından, saygın insanlarından, Müslüm dayımdan, Servet Karakuş'a bu düveyi pazarlık ediyoruz. Düveyi de gösterelim. Düvemiz de şudur. Yaklaşalım buraya, gelin. Orada mı inşallah? Bu şu an gebe mi? Şu an gebe mi? Yok. Şimdi hayırlı olsun. Şu değil mi? Şu. Bunu Servet Karakuş'a. Evet. Dayısı tercih etti. Yine de elden aşağı verdi. Servet Karakuş'a verdi. Teşekkür ediyorum. Saygın insan, değerli insan. Kaça gitti bu? Bu sanki bu pazarlık daha bitmedi gibi. Bu hayvan yavrusu ya ölmüş ya yavrusunu almışlar altına arkadaşlar. Ayakta ne var? Deniz baba, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Hayvan mı getirdik? Hayvan mı aldık abi? Evet abi. Ne getirdik? Valla böyle bir iki üç parça inek getirdik abi. Hangileri? Şöyle. Ben başlıyorum. Evet, kahverenginden başlıyor. Fiyatlar nedir bunların? Yoz mu, gebe var mı? Danalı gebe. Mesela şu baştaki mondofona benzeyen hayvan. Evet. Nedir fiyatı onun? Onun fiyatı 50-55 arası. 50-55 arası. Evet. Boş mu? Boş. Onun yanındaki şu. O gebe. O ne kadarlık gebe? O günde bir ay falan sürüyor. Bir ay falan var. Yani ne eder o? 75 arası o civarı. 75. Derele. Evet. Bir de şu yanındaki. Simentalı. O da gebe gibi duruyor. O da aynı öyle. Onun da var mı iki ayı? Onun bir ay falan var. Onun fiyatı nerelerde? O da 75 arası. 70-75 arası evet. Bizde. Bunlar ilk doğumları mı olacak bunlar? İkinci. İkisinde ikinci doğumlar olacak. Evet abi. Nereden geliyoruz abi buraya? Adana'dan geliyoruz. Adana'dan. İsminiz nedir? Ziya. Ziya, valla hayırlı işler nasip etsin size de. Görüşmek üzere. Git mesela bizim orada indirme var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne var ne yok, ne aldık ne satıyoruz. Allah'a şükür. Valla iki tane bir inek getirdik. Şu iki tane erkek danamız. Bir erkek biri dişi. Yüzüne soldaki bakan erkek, yok. Bir hep. Değil mi bakalım? Ne kadar fiyatlar neler var? Danaları çifti 40 bin lira. 20'şer bin liraya bırakıyoruz. 20'şer bin liraya bırakıyoruz. Evet. Bu yavrusuz mu? Yavrusuz inek. 15-16 kilo sütü var. Evet. 65 lira da inek. 65 lira da inek. Evet. Öyle istiyor yani. İkram edeceğiz. İkram da olur. Ha, 16 kilo sütü var yine. İyi bakalım. İyi. Abi bunu sürücün günü.
Selamünaleyküm. Nereden geldik abi? Ben Osmanlı'dan geldim. Osmanlı'dan. İnek bakıyoruz. Evet, inek bakıyoruz. Aldık mı hiç? Yok, iki tane düve aldım. İki tane düve aldım. Evet. Gebelik var mı? Gebe. E kaç aldık? Biri 70'e aldık, biri 78'e. Nerede hayvanı? Abi şuradayız. Toturuyor mu koyduğunuz? Şunlar mı? Bir tane. Evet. Bir gösterebilir misin abi bize? Hangisi de? Biri bu. Biri de bu. Kaşara al gelmiş oldu bunlar. 75 ara geldi. 75 ara geldi. Gebelik var mı bunlarda? Var. 5-6 ara geldi. Senin yani satma planın nedir? 75'i alıp bunları kaça verebileceğiz? Valla bile bile kârlılık vereceğiz. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Necmettin abi. Abi yok abi bu söyle de bu yemi düşürsünler yemi. Vallahi hiç sorma ben de çok şikayetçiyim. Abi bunlara söyle de kardeş diye bu yemi düşürsünler. Ben bir ayda 400-500 açtım bir ayda. Ayy. Valla 2 milyon zamlandım hemen de hop bildirim yem bağladı niye yem bildirmiyorlar. Şu anda sütün fiyatını biliyorum. 12 liraya 13 lira süt alıyorlar ya. O da senin dediğin konuş alanlar. Evci alıyor. Evci. Sen git bak toplancı gelsin. 10 lira alıyor. 10 lira. 10 lira alıyor. 10 lira var ya şu 10 liraya. Selamünaleyküm. Abi nereden geldik? Ne getirdik? Ceyhan Almagölü köyünden geldik. Ne getirdik? İnek getirdik. Erkek dana sattık getirdik. Sattık mı? Daha siftah etmedik. Nerede? Öbür diğer tarafta. Evet. Burada ne var? Hayvana mı bakıyoruz? Burada da şu tanaya bakıyorum. Ahmet abiye de. He, şu erkek tanayı. He, kurbanlık için bir tane alacağız. Sondaki daha güzel sanki. O güzel he. Onu alacağız. Ne istiyorlar? Valla kendisi arasında yabancı bir şey yok. Bir fiyata bırakmış da ben de al dedim. Kaç para bıraktı abi? 60'a bıraktı. 60 diyor da. Şu ona. 55 diyor. Kurbanlık mı yapacaksın? Kurbanlık yapacağım. 3'ü 5'i arama. Hayvan güzel bir hayvan. Tanımam bak sahibini de bilmem ama hayvan güzel. Yani sana şöyle söyleyeyim. Kurbanı yetiştir. Yani 100 bin liraya alamam bu hayvanı. Yiyecek ama işte. Yiyecek de ne yiyecek bu hayvan? Çok yedi. He? Yem pahalandı abi. Arpa 10 milyon oldu. Arpa 10 milyon. Yok mu önceden biçtiğin arpa? Yok. Satın alıyoruz hep. Bir sene... Yani inşallah bizim biz dediğimiz gibi olmaz da çok yüksek olur. İnşallah dediğimiz gibi olur. Necio dayımı çektin. Selamünaleyküm. Şimdi kaliteyi... Ha nerede senin hayvanlar nerede? Sattın mı? E gel bakalım bir de kaça verdin? 22'ye aldım. Geçen bahsettiğim mi geçen hafta? Yedi kıta, yedi ülke. Yedi tane bilim adamı gelse bu düveyi çözemez. Çözecek var Necio Dayı. Bu işte. Bu düveyi çözemez. Red Holstein bu. Nedir? Simenta mıdır? Nedir bu? Ha? Bileksin. Bir tarafa kardeş söylüyorsun. Dedi almış ayrılır. He sağ ol burada. Kaç aldın? Allah satran söylenmez. Niye söylenmez ya? Arkadaş ben bu fiyatı aldım 130'a satarım 150'ye. Arkadaş şimdi bu sen her zaman bak sen reklama çıkıyorsun ha. Şimdi şöyle bu düğe 135 bin lira istiyordum. Geçen hafta bu düğe 120 bin lira verdim bana vermedi. Bu hafta 122 liraya aldım. 122. Ha, 130'a sat 150'ye sat kim kardeşim? Onun sarraf. Allah bilir. İyi bir düğe. Evet. Geleceğe parlak daha 20 günüm var torbalar. Kalite birinci sınıf yani 10 tane inek besleyeceğine 5 tane inek besleyeceğine. Ne kadar çekerse o kadar iyi çeksin. 20 gün var yok ya. Ne kadar çekerse o kadar iyi boy var. Bana bak bana şey. 122'ye mi aldık bunu? Sen aldığın düvenin ırkı ha çiftliğinden ha. He öyle. He bu 122 milyar aldık biz burada aldık. Düven çok kaliteli. Ne kadar verirlerse gözün yaşına bakman. Ya ekmeğimizi yazarlarsa bakmam. Mesela ne yazarlarsa. Ya bir şey diyemeyiz abi şimdi alıcıyla satışı bilir. Geçen hafta bundan kötüsünü 120 bin liraya satmıştım ben burada. Yani 130 mi istiyorsun? 145 istiyorum. Ne 135 istiyorum ben diyor ya. 135 istiyorum. 135 istiyorum. Evet. Yani düve çok kaliteli.
Güzel malları kaçırmaz bu, sen ya. Bu düğenin geldiği yeri söyleyeyim arkadaşlar. Bunun annesi İzmir'den gelme. Düğe buranın düğesi, yetişmiş güzel. Tam da 17-18 aylıkken tohum atılmış. İşte böyle geç tohum atmanın boyu posu yerinde yani. Evet. Tonluk düğe yani, ham düğe. Bir tane de bende yetişiyor şu anda. Doğrudur. Bir yaşını geçti. Üçüncü doğaya gelişi. Yok, çekme abi. Çekilme. Bir yaşında hayvanı tohumlama yaparsanız hata yaparsınız. Ama hayvan... Yemini çok verdiğinizden boğaya geliyor hayvan. Başka ne var ne yok elinde getirdiğin, sattığın? Valla danalar vardı 9 tane, sattım bir tane ineğimiz var. Ne nedir piyasa, nedir erkek danaların fiyatı? Valla 38'lere 35'lere verdik. Bir taneyin de ayağını incittik sabah indirirken. Yani şöyle bak şu erkek danaları 60 istiyorlarmış. Şöyle bu ayarda. Yüksek kurbanlık olduğu için gidiyor işte 55 56. Ya şimdi arkadaşlar bazısı 60 lira istiyor, dönüyor arkada 50'ye veriyor. Olmaz ya. Yani. Bir hayvanda 10 bin lira 15 bin lira fazla istenmez. Öyle. Şimdi gezelim bakalım piyasayı. Yem fiyatları çok yüksek. Şu an süt yemi ne kadar? Süt yemi torası 460'a satıyor şu anda. Reva var 480 lira. Kaliteli bir yem. Gerçekten de 10 numara bir yem yapıyor adamlar. O bölgenin çoğu hayvancısı da o marka yeme kullandığı için biz de oradan getiririz. O ne kadardı? 480 lira. 480. Kalitesi güzel. Trabzon'dan Jarse'ye getirdik. Evet, gördüm, hayırlı olsun. Trabzon'daki gelen ablamız, biz burada 550 alıyoruz dedim diyor. Doğrudur, neden? Karadeniz'de nakliye farkı var aralarında. Ham maddenin Türkiye'deki en çok olan bölge Konya, Adana, Mersin, Adana. Yani bu bölgede ham madde çok. Neden? Burada mısır ekimi de çok, buğday ekimi de çok. Ondan sonra burada limanlar var, nakliye ucuz geliyor. Ham madde gemiyle geldiğinde diyelim ki Toros limanı ile organize 50 kilometre. Nakliye ona göre düşüyor ama buradan Karadeniz'e ham madde yüklemek, göndermek nakliye 1000 lira kardeşim. Yani 50 kilo yeme 50 lira biner. O yüzden fiyat farklı yani. Necmettin, başka ne var şu an? Arpa ne kadar? Arpa şu an 8.5'a düşürdük. Uygun veriyoruz. Bir depoda bir 500 lira. Mısır, tane mısır ne kadar? 6.5 lira şu an tane mısır. Yani kendi yemini kendi yapmak isteyenler de uygun. Valla bize biraz mısır ezmesi lazım. Mısır fileke kullanırsın veya zavar kullanırsın. Zavar daha hesaplıya gelir. Fileke tabii. Ne kadar şu an? Valla fileke piştiği için çok ücret biniyor abi. Neden ücret biniyor? Yani kilo ne kadar şu an? 40 kilo mu? 40 kilosu 340 lira abi. Yani kaça gelmiş oluyor? Valla 8 lirayı geçiyor abi. Fileke'nin fiyatları yüksek. O zaman zavar yaptıracağız. Ya, sen orada yaptırabiliriz değil mi? Şöyle su değmemiş, yağmur değmemiş. Direkt sabah satıldı arkadaşlar. Kaça gitti bu hayvan? 99 bin lira. 99'a yavrusuyla beraber. Ya piyasa biraz yumuşamış mı? Ne olmuş lan? Biraz bugün piyasa öyle çok yumuşamış. Yani şu hayvan yavrusuyla beraber 99'a. Evet. Erkek yavrusuyla erkek beraber. Erkek yavru. İnek üçüncü danası. Hayvandan bir sıkıntı var mı? Yok. Yağlan kaça satar bunu? Yağlan Hatay'a götürüyor arkadaş, bilemem artık. 120'den aşağı vermez. Biz de 110'dan aşağı demedik. Öyle yani, fiyatları yok. İyi bakalım. Başka ne var ne yok, şöyle bir çekelim ben gireceğim. Danamızı incittik. Pazar günü çok kalabalık. Nerede incittik? Valla indirirken kapaktan aşağıdan ayağını incittik. Yatıyor mu şu yatan? Şu yatandan. Çok orijinal bir tane. Güzel çiftlikten aldık. Selam aleyküm. Bizim sen ayağını mı incittin? Hangi ayağını oldu? Arka, sol ayağı. İncitti aşağı uçunca. Bir şey olmaz ya. Çok kaliteli bir dana ama öyle böyle değil. Erkek dana bu. Erkek, evet bu erkek. Ne istiyor bunu? Böyle
öyle bir erkek tane 55 isteniyor. Belki 55 ister bırakır. Aldık mı bunu abi? Baba almadı. Buna baktık ayaklarına. Çöğeyi aldım ben de sana. Allah şöyle geçelim. Görüşürüz. Fiyatlar nerelerde bakalım? Geçen haftaya göre bu hafta daha güzel. Hafta hesaplı bugün biraz. Yeni yıla hesaplı bir şekilde girdik. Bu hayvan kimin acaba? Ne istiyorlar? Sen sordun var mı hiç? Piyasayı öğrendiğin var mı? Bunu sordun mu? İndirmiş bunun bir haftası yok. Çekmez. Çekmez bir hafta daha. Abdullah abi ne getirdik? Hiçbir şey getirmedin mi? Düve de yüksek bir düveymiş maşallah. Boynuzlarını da kesmişler. Bakımsız kalmış. Böyle erkek danalar mı verir? O düz düve civarında da diyor. Gözüküyor olabilir. Sanki boşluğa bakıyor hayvan. Kadar daha kapanan. Öyle hiç yürümez. Bayıcım pazarın gününü çek, pazarın gününü bir konuşma yapsın. Selam aleyküm. Pazarın gününü bir konuşma yapsın. Ne getirdik, ne yaptık abi? Habib'den beri konuşma. Konuşma, ne getirdik? Hayvan getirdik. Satmaya çalıştık. Hangisi? Hangileri? Bu göster bize abi. Şu şey var. Şu renkli mallarımız var. Danalar sizin mi? Bizim. Nedir bu dişi danaların fiyatları? Ortalama 35 ile 40 arası. 35 ile 40 arası. Evet. Tek alsa içinden en iyisini seçse şöyle. 38 lira. 38 lira arası. Topla alsa indirim. O şekilde oluyor. Ya şey var, bugün dikkatimi çekti. Pazar bugün hesaplı. Pazar çok. Ya piyasa çok şu anda, yani uçuyorlardı. Bir tane inek gördüm, o da 122'ye alınmış ama o da ekstra bir hayvan. Onun dışında 199 bin lira bir tane inek alınmış, 99 bin liraya. Erkek yavrulu 28 kiloya muayyer. Başka ne var? Şunlar var dediniz, erkek danalar. Nedir bunlar, fiyatı nedir? Ne istiyorsun bunları? 57,5 dedi. 57,5. Rahman abi bizde 50'de diyor. Arkadaki siyah. Siyah 45 dedi. Bu da kurban olduğu için diyoruz yani. Aynen. Kurban olmuş. Bu da kurban yetişir mi? Yetişir. Yani bitmiş ne olur bunun? Bunu bitmiş 55 olur, onun da bitmişi 44. Evet. Siz nereden getirdiniz biliyor musunuz? Adana'dan. Evet. İyi, Allah hayırlı işler nasip etsin. Siz kim demiştiniz? Bu taraftaki hayvanlar kimin acaba? Sakın bana bu çekti. Deniz abi. Gel abi, şu mal sizin mi abi? Bak sor abi. Selam aleyküm abi. Nedir fiyatlar bunların, dişilerine kaç paradan gidiyor? Bu altı hemen hemen bunlar değil mi? İkisine. Efendim? Hemen hemen bu altı. Evet abi. Damızlık olur mu abi? Evet. 95 lira. Evet abi. Şu yan yana olan iki tane. Evet abi. Yani 90 olsa 45 olur. 47,5'a falan geliyor. Evet abi. Kaliteli mal ama. Bugün sattığımız bir şey var mı? Yok abi. Sanki geçen haftaya göre daha mı hesaplı bu hafta? Daha mı uygun biraz piyasa? Hiç olmadığı için daha uygun. Ondan olabilir. Mallar iyi ama abi. Aynen. Şöyle simentalar olsa bir fark ediyor mu? Yoksa bunlarla fiyatları şu an? Hemen hemen aynı ya. Onlar da o fiyat. Evet. 45 aynı fiyatlarla yani. Aynen abi. Allah size satıp azar nasip etsin. Sağ olun. Arkadaşlar. Aşağı yukarı küçük dana fiyatları, büyük dana fiyatları, gebe fiyatları, doğurmuş fiyatlarını size aktardık. Selamun aleyküm. Abi bu ne kimin? Valla şu arkadaşlar aldı ya, bağlamışlar diye. Yani kaç paramış ya? En az. Valla bilmiyorum da. Ali abi duydun mu kaç para bu?
vallahi ya. Bugün piyasa ama iyi değil ya. Yok durgun durgun. Durgun. Aslında iyi böyle olsun, biraz satış olsun ya. Ya satış da abi olmuyor işte, bir dengesiz bir bakıyorsun ki çok yüksek, bir bakıyorsun. Evet. İşte böyle olmuyor ya. O renkliler vardı 35-37 arası. Bunlar kaç paraya giriyor? Valla böyle mallara hiç sorumlular ya. Yani tahminen. Bugün, ya şu nedir mesela, şu baştaki düve 23. Renkli olsaydı 35 diyorlar, öyle mi? O ara güzel renk ama mesela. Yani bunlar üst üste 24'er falan işte. 23-24 milyar falan. Öyle mi? O da. Ya şu mesela bir şey yaramaz şu çözümdeki. Yani 20'ye de alınmaz benim gözümde. Abi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Abi aldık mı satıyoruz mu? Kaça aldık? Et parasını aldım. Kaça? 67. Bir şeyi çekmemiz lazım bizim. Birkaç renk daha çekelim şöyle. Şurada pazarlık var. El sıkışıyorlar ama. Selamünaleyküm. Var mı pazarlık mı? Ha, bu yine Osmaniye'den bahsede vereceğim de pazarlık. Bu ile? Evet. Ne istiyorsun? 95 say işte. 95 lazım ya zaten. O parayı biz almışız. Daha 98 lira. Ya 95 lira say. Alana satana 96 dedi. Daha 97 hayırlı olsun. 96 lira hayırlı olsun. Hayırlı. 96'ya mı? Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Osmaniye. Yavrusu dişi mi? Dişi yavrusu. İyi. Süt 25 mi? Var mı 20 kilo? Evet. Süt 20 kilo var mı? 20 kilo var. Dayıcım bu adamı çek, bu adamı. Çektim. Çektim. Ya biz inek çekiyoruz. Adamları çek deyip duruyor. Adamı ne yapsın millet? Boş ver. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cihan, Civan Tek Mahallesi. Muhtar adayı bak, haber ver sana. Tamam, reklamı yapalım. Yapalım. Yap, Deniz abi yaparım. 300 lirası. Bak, 300 lirası. Deniz ya, abi, sen iyiydin bu. Sen de mi bu işe döndün yoksa? Bana kim bu muhtar seçecek ya? Niye seçmesin neden mi? Yakışıklı insanım. Adamın kralı. Adamın kralıyım. Adamın kralı. Konuşma serbest değil mi? Serbest. Ama şeysin. Ne? Yok ona geçmiş. Öyle yok. Sen muhtar adaysın değil mi? Muhtar adayız. Abi inşallah olur. İnşallah. Din Mahallesi Ömer abi. Civan Tayak Mahallesi. Muhtar adayı Ömer Şah. Destekliyoruz abi. Deniz abi. Tamam abi. Kardeşim. Ben Melibek'le buradan. Ben Melibek'le oyumu. Bunu kusura alacağım bundan. Ama yayınla Deniz abi bunu ha. Takip ediyor. Ama bak hadi. Muhtar adayımız Ömer Şah. Mercimek'ten Civan çıkarsa Muhtar Bey, Ömer Şah çıkarsa Mercimek. Sen vereceksin. Oradan vereceğim ben. Helal olsun. Hani, bak Mercimek'ten teşekkür abi. Teşekkür ediyorum Sinan Bey. Oradan Sinan abi çok teşekkür ediyorum. Oradan çıkarsa Ömer Şah ben vereceğim. Tamam. Mercimek'ten vereceğim. Teşekkür ederim. Vallahi helal olsun. Sinan abi. Sağ heyeden de çıkarsa ben veririm. Tamam. Senden aldım. 35 litre diye verdiğin hayvan çok güzel çıktı. Ama biz Jersey'e getireceğiz diye o hayvanı sattık. Ama sana bir söyleyeyim mi? Niye satın Jersey? Verdiğim yerde 38 litre verdi. Verir. Yok ben onun şeyinden bir şikayetim yok. Sana süt lazım der mi? Süt lazım değil mi? Yani. Biz biraz Jersey getirdik 4 tane. Ondan sonra verdik. Yani Sinan abiden aldığımız hayvanlar dediğinin de üstünde veriyor. Haberiniz olsun. Öyledir. Evet burada var mı getirdiğiniz hayvan şu anda? Hiç yok. Kalite yok. Bugün kalite. Bugün hafta ya Deniz abi. Buradaki de kimlerin? Bunların o dediğimiz sütler yok. Yok. Bu hafta kalite yok. Haftaya gelsen. Haftaya kalite getireceğiz. Görüşmek üzere. Hadi Deniz abi kendine iyi bak. Hadi sağ ol. Bir yedem olabilir. Bir yedem olabilir. Evet arkadaşlar. O yüzden hoşça kalın. Bu kadar bilgi yeter. Bazı tatmanızda pek alem yok. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yazmayı, başkalarına önermeyi unutmayın. Destek olalım. Ancak bu şekilde büyürüz. Başladığımızda 3 sene evvel abone sayımız 52 idi dedim, o civardaydı. Şu
Şu anda 33 güne dayandık elhamdülillah. Yavaş gidiyoruz. Evet. Çok da hızlı gitmiyoruz aslında. Ama da bizim hatamız. Devamlı her gün video çekseydik şu andayız. Neredeyse 70-80 binlerdeydik. Çok güzel arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.